Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, soru çözüm derslerimize devam ediyoruz. Genel deneme 1, 22 soruluk bir deneme testimizdi. İlk 7 soruyu çözmüştük daha önceki dersimizde. 8. sorudan devam ediyoruz. Peki başlığımız neydi? Aşağıdaki cümlelerden hangisi dil bilgisi açısından doğrudur? Demek ki 3 şıkkımız yanlış. Doğru olan şıkkımız hangisi? Önce onu söyleyelim değerli arkadaşlar. Doğru olan şıkkımız hangisi? Ceyhan mı hocam? Evet. Ceyhan arkadaşlar. Çünkü tam bir anlam ifade edecek. Cümleyi müfide olacak. Yahrucu çıkıyor. Minel beyti evden. Ne zaman? Sabahan. Yahrucunun fiil varsa fail vardır. Faili açıktan mı gelmiş? Yani açıktan demek zahiren. Yoksa müstetir mi gelmiş? Gizli mi? Gizli gelmiş hocam. O zaman aslında müstetir huve diyeceğim. Yani çıkan kim? O. Ben bilmiyorum. O sabahleyin evden çıktı. Peki yahrucu fiil. Fiil ise bu fiil cümlesi. Fiil varsa fail vardır. Faili tahtına müstetir hüve. Fail vardır dedik ama illa açıktan gelmek zorunda değil ki. Bazen açıktan gelir, bazen gizli gelir. Minel beyti, mb, ne diyorduk buna? Mefulün bir gayri sarı. Evet. Sabahane ne diyeceğim? Zaman ve mekan bildiren mef'ul. Mefulün fi. Peki. A'ya bakıyoruz. Neden olmaz? Yahrucu çıkıyor, güzel. Min mübekkiran. Erkenden, şu minden sonra bir ne eksik arkadaşlar? Car varsa mecrur vardır. Yani nereden çıktığını bize söylemiş mi? Hayır. Söylememiş. Yani, minel beyti gibi bir şey olması lazımdı. Dolayısıyla carı verir, mecruru vermezsen sen cümleyi müfide, anlamlı bir cümle olamazsın. El beytu ev yezhebu demiş. Ev gidiyor ila müteahhiran. Bir kere ev gitmez. Hadi gitti diyelim. İladan sonra nereye gittiğini söylemen lazım. Mesela ev yezhebu ile suqi. Ev çarşıya gidiyor. Müteahhiran geç gidiyor. Dolayısıyla bunun olmasının sebebi de yukarıdakiyle aynı. Car var. Evet, ne yok arkadaşlar? Mecrur yok. Mecrur yok. Bir de cümle mantıklı değil. D'ye bakıyorum. El beytu ev ila car var. Yine mecrur yok. Mecrur yok. Bir de çok düzensiz yani. Mecrur olsa bile. Yani ev nereye gidebilir? Hadi gitti. Sen bu yezhebu'yu niye buraya aldın? Sona aldın. Değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. 9. soruya geçtik. Bakıyorum şıklara. Eminetu, Emine. Bu bir mübteda mıdır arkadaşlar? Evet hocam. O zaman gerisi ne? Haber. Haber. Mahallen merfu haber diyoruz. Emine, merfu, lafzen merfu, ref alameti sondaki damme. Bu komple cümle olduğu için mahallen merfu ne diyorum ben buna? Haber. Haber diyorum. Peki Emine nerededir? Fi şurfeti, balkon demek. Fi şurfeti menzilihi, evinin balkonundadır. Ama ben şu hi'yi Emine'ye döndüremem ki. Bu Ali olsaydı hi derdim. Ama Emine olduğu için ne demem lazım? Menziliha. Hah, menziliha demem lazım. O zaman buradaki yanlışlığı çözdük. Menzili ha olması lazım zaten. O zaman bu şıkkımız doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Arıyoruz, doğruyu arıyoruz. Camiatu Ankara T, Ankara Üniversitesi nedir? Kadimun demiş. Eskidir. Şimdi camiatu mübteda. Aynı zamanda muzaaf. Ankara T ne o zaman? Haber. Muzafın ileyh.
haberimiz kadimun. Şimdi camiatüyle müttedamızda haberimiz sayı ve cinsiyet yönünden birbirine uyması lazım. Sayı yönünden uyuyor da uymasına. Cinsiyet yönünden uymuyor. Kadimun demesi yerine ne demesi gerekiyordu? Kadimetun. Kadimetun demesi gerekiyordu arkadaşlar. O zaman bu şıkkımızda ne yapıyoruz? 3 evetle, yarışmada öyle diyordu ya, 3 evetle, 3 hayırla evine yolladı. Evet, biz de onu evine yolluyoruz. 3 hayırla. Kadimetun. Bak bunların hepsinin yanına tercümesini yazın. Ankara Üniversitesi virgül eskidir. Peki, şu Ankara T diye okudum bak, T. Normalde muzaful ne? Kesre okumam lazımdı. Kesre okuyacağım yerde, kesre okuyamayıp, Fete okuyorsam buna ben ne diyorum? Mahallen mecbur. Gayrimusarif. Gayrimusarif diyorum. Gayrimusarif. Gayrimusarifın iki tane özelliği var. Bir, tenvin alamıyor. İki, kesre alamıyor. Tenvin alacağı yerde veya kesre alacağı yerde, kesre yerine ne alıyor arkadaşlar? Feta. Üçüncü, efendim şıkkımıza bakalım. Bu dursun. Dörde bakalım. Saidun. Evet. Mübteda. O zaman burası ne arkadaşlar? Haber. Peki Said. Müzekker bir isim mi? Müennes mi? Müzekker. O zaman muvazzafetün yerine ne demesi lazımdı arkadaşlar? Muvazzafun. Yanlışlığı fark ettik değil mi? Evet. Arkadaşlar bu sorular çok faydalı. Neden? Çünkü tam bir beyin fırtınası yaptırıyor bize. Peki. Saidun muvazzafun. Da doğru. Peki. Aişe tü deseydi o zaman muvazzafatun doğru olur muydu? Evet olurdu. Peki cümleyi nasıl çevireceğim ben? Said virgül muvazzafatun bir memurdur. Nerede? Fil camiat. O zaman ne diyoruz? Sait üniversitede bir memurdur. Bir pek yakışıklı olmadı. Üniversitede memurdur şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. O zaman dil bilgisi açısından doğru olan cevabım ney benim? C şıkkı. Es-seyyaratü araba. Bu mübteda mı benim? Evet. Cümlem isim cümlesi mi? O zaman evet. Geriye kalan nedir? Haberdir. Emâmel ma'hedil mücaviri. Sondan başa doğru çeviriyorum. Mücavir komşu demek. Yan demek. Mesela belediyelerde mücavir alan var. Mücavir alan. Yani ne demek? Belediye sınırlarının komşu olan alanlar var. Mücavir. Burada mesela belediyede çalışan Rukiye ablamız var mesela. Evet, mücavir alanı duydunuz mu abla? Evet hocam. Ne demek mesela mücavir alan? Dinde ne anlıyorsunuz? Yani belediyenin ilgilendiği alanlar. Belediyenin ilgilendiği alanlar işte. Yani belediye sınırlarının yanında komşu olan alanlar mücavir alanda yine belediyenin sorumluluğu altında değil mi? Evet. Peki mücavir. Yan demek, komşu demek. Peki. Ma'had enstitü demek. 2 yıllık okulları var ya ön lisanslar. Onlara da ma'had deniyor. Enstitü, onlara da ma'had deniyor. Peki, yan işte meslek yüksek okulunun yanındadır diyoruz. Bir yanlışlık var mı? Yok. Es-seyyaratü mübteda merfu ref alameti nedir? Tondaki damme. Peki, haberimiz zarf artı muzafun nehten oluştuğu için, şibis cümle olduğu için ne diyecektik? Mahallen merfu. Mahallen merfu diyeceğiz arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. O zaman kaçıncı sorumuza geçiyoruz? 10. sorumuza geçelim değerli arkadaşlar. Şimdi doğru şıkkımız hangisi? Önce doğru şıkkımızı bulalım. Daha sonra yanlış şıkları neden yanlış olduğunu tahlil edelim.
Evet, buyurun. Bursa. Kim dedi? Rüveyda hocam. Evet. Rüveyda, Bursa'da oradan başlayalım o zaman. Et-tairatü uçaklar demek. Uçaklar akil mi? Yani akil olan olması için insan olması lazım. Gayri akil mi? Gayri akil. Gayri akil olduğunda onun haberi müfret müennes gelmesi lazım. Mugadiratün değil de mugadiratün gelmesi lazım. Mugadiratün gelmesi lazım. Evet, o zaman bu şıkkımız yanlış arkadaşlar. Mugadiratün ayrılıyor demek. Uçaklar ayrılıyor. Nereden? Erdal metari. Erd burada zemin demek. Yani havalanın zemininden. Ya da ona başka bir şey daha deniyor. Hadi bakalım. Uçakların kalktığı zemine bir yer şey. Yer diyor hocam. Efendim? Yer demek değil mi? Tamam, yer ama havaalanı olduğu zaman ona bir şey deniyor. Onun özel bir adı var. Pist mi hocam? Aynen öyle. Kim söyledi? Gamze Şenol. Aynen öyle işte. Yani çeviri yaparken biraz böyle beyin fırtınası yapacağız yani. Havaalanı pistinden hareket ediyor, kalkıyor, havalanıyor. Ona pist deniyor değil mi? Yani böyle evet. Çeviri yapmak zorunda değiliz. Ona pist deniyor. Peki. Şimdi doğru cevabımız hangisi? Buradaki yanlışlığı söyledim. Ceyhan değil mi hocam? Ceyhan. Fiil cümlesi, fiil, fail ve mefulden oluşuyor. En sevdiğimiz değil mi? Fiil, fail, meful. İştara. Hocam. Efendim? Mef'uller tesniye olduğunda ye ile mensup oluyordu değil mi? Aynen öyle ablacığım. Tamam. Aynen. Çok güzel. İştara sattı mı? Satın aldı mı? Satın aldı. Çok güzel. Sattı olsaydı ba'a olurdu. Tüp bayi var değil mi? Tüp bayi, gazete bayi. Bayiden aklınızda kalsın. Ba'a sattı. İştara veya şera satın aldı. Kim? Et-talibani. İki öğrenci. Bayi, merfu. Ref alameti, elif. Elif. Evet. İyi satın aldı. Kitabeyni. İki öğrenci, iki kitap satın aldı. İki öğrenciyi ben Türkçe'ye aktarırken öğrenciler diye de çevirebilirim. Çünkü Türkçe'de birden sonrası hep lerler. Peki. Kitabeyni, mef'ul, mantup. Nasb alametim ne benim? Ye. Ye. Ye demeyelim de. Anlık kazanalım. Ya diyelim. Ya. Tamam. Evet. Ya. Çok güzel arkadaşlar. Peki. O zaman diğer şıklar da yanlış. Yanlışları tespit edelim. Kara'e. Fiil. O zaman hemen tabelemi astım. Fiil cümlesi. Sloganım neydi? Fiil varsa ne vardır? Fail vardır. Evet. Et talibe demiş. Failler alıyordu, merfu oluyordu. Merfu oluyordu. Ref alameti neydi? Tamam. O zaman bunun ne olması lazım? Talibu. Talibu olması lazım. Şimdi öğrenci neyi okudu? Yeni kitapları diyeceğim. Yeni kitapları. Bu da mef'ul. Nasb alameti fesayla. El kutubul cedidetü mü diyeceğim yoksa? El kutubel. El kutubel cedidete diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Hataları düzelttik mi? Evet. Şimdi düzelttiysek irabını yapalım. Tabii ki. Burada yeni kitap dememiz için yeninin de çoğul olması gerekmiyor muydu? Şimdi o soruya cevap vereceğim abla. Soruyu kim sordu? Rukiye. Rukiye. Söyleyeceğim şimdi. Tara Efi. Bir varsa ne vardır? Fail. Fail vardır. Bu ve felameti damme. Şimdi neyi sorusunu sorup mef'ulü bulacağım. Neyi okudu öğrenci? El kutube, kitapları. Bu benim mef'ulüm.
Aynı zamanda mevsufu. Yani mevsuf ne demek? Nitelenen, vasıflanan. O zaman el cedidete bu mevsufun neyi? Sıfatı. Sıfatı. Şimdi Rukiye'nin sorusuna geliyorum. El kutube, kitaplar, gayri akil, akılsız ve çoğul mu? Evet hocam. Gayri akil cemi diyor. Gayri akil akılsız demek, cemi çoğul demek. E bunlar ne hükmündeydi? Ne müfret müennet. Müfret müennet. O zaman ben onun sıfatını müfret müennet getirmek zorundayım. El cedide tek dedim. Ama sıfat mevsufuna dört yönden uymak zorunda. Onlardan bir tanesi de harekeydi, irattı, uymuş. Tamam mı Rukiye? Tamam hocam. Anlaşıldı değil mi? Evet evet hocam. Peki. Şimdi geldik 11. sorumuz arkadaşlar. Önce doğrusunu bulalım. Buyurun. Doğrusunu bulalım. Arkadaşlar bu soruların tamamı daha önce yani benzerleri muafiyetlerde, yaz okullarında, finallerde, bütlerde çıkmış ve çıkması muhtemel sorular. Ya bunları sorarlar yani bu tarz soruları. Değil mi hocam? Hocam C değil mi? Evet. Aynen öyle. El müslimatü mübteda abidatun haber. El müslimatü cemi müennes salim. Haberimizde cemi müennes salim. Manası ne? Müslüman kadınlar abidatun. Ne demek? Abidat. İbadet ettiler. Abid, ibadet. Kulluk yapan demek. Müslüman kadınlar kulluk yapıyorlar diye çevirebiliriz. Yani abittir. Kulluk yapanlardır şeklinde çevirebiliriz. O zaman diğer şıklardaki yanlışları bir tahlil edelim. El müslimati demiş arkadaşlar. Cümleye böyle başlanır mı? Mübtedayı böyle okuyabilir misin? Hayır. El müslimatü dedin. Güzel, iyi başladın. Abidatin dedin. Bir çuval inciri berbat ettin. El müslimatü dedin. Mübtedayı, cemi müennes salim getirdin. Haberimi de cemi müennes salim getirmen lazım. Çünkü bu gayri akil değil ki. Akil. Abidetün dedin. İşi mahvettin. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Geldik 12. sorumuza. Buyurun cevabımız nedir? Okul geniştir diyeceğim. Okul geniştir. D değil mi? D. Evet. Ama değil mi fazla? D hocam. Güzel. Bravo. El medresetü mübteda merfu ref alameti damme. Vasiatun haber merfu ref alameti damme. Okul virgül geniştir. Diğer şıklardaki yanlışlık neler? A şıkkında haberi ne getirmiş? Mansup getirmiş. B şıkkında mübteda müfret olmasına rağmen haberimde gereksiz bir iş yaparak ne yapmış? Haberim müfret müennes. Şey pardon. Mübteda müfret müennes. Haberimi ne yapmış? Cemi müennes getirmiş. C'ye bakıyorum. El medrasetü müfret müennes mübtedam haberimi tutmuş müfret müzekker getirmiş. Tamam mı? Tamam. Tamam. Peki. Geldik 13. soruya. Arkadaşlar sıkılmadınız değil mi? Hayır hocam. Hayır hocam. Yani bu tempoya yavaş yavaş alışmamız lazım. Çünkü 50 soruluk bir sınava gideceğiz yani böyle düşünelim. 50 soruluk bir sınava gireceğiz. Ve sınavda emin olun derslerimi iyi dinlerseniz özellikle o ilk 34 soru çözüm videosunu kesinlikle tavsiye ediyorum size. Bak 500 soru. 500 soruyu nasıl çözdüğümü tek tek orada aşinalık kazanacaksınız. Ve sınavda emin olun benim sesim sizin kulağınızda yankılanacak. Yani o soruyu görünce
hemen aklınıza, o dersteki zihninize, o dersteki sahne gelecek. Ama bunu nasıl kazanabilirsiniz? Dersleri dinleyerek. Yani dersi dinlemeyen canlı olarak veya dersi kaçıran birine benim herhangi bir yolla bilgi aktarma imkanım var mı? Yok. Yok. Yani öncelikle dersi dinlemesi lazım. Ama emin olun, dersleri dinleyen, ödevleri yapan, az veya çok gayret eden bir insan hem bu sınavı halledecektir hem de Arapça çok güzel bir temel atacaktır arkadaşlar. Evet, 13'ün cevabı nedir? Hangisi dil bilgisi açısından doğrudur? Reyhan mı hocam? Efendim? Denizli. Peki. Başka? Bursa hocam. Bursa kafamı karıştırdı da Denizli mi hocam? Evet, güzel arkadaşlar. Bak, en azından iki şıkka düşüyoruz. Arada küçük nüanslar var. Onları göreceğiz. Arkadaşlar, cevabımız Bursa. Fiil cümlesi. Ketebet fiil. Sloganımız neydi? Fiil varsa? Fail vardır. Fail vardır. Eğer bu fiilim geçişli fiilse, buradaki gibi, ona ben müteaddi diyorum, mefulünü doğrudan almıştır. Kız mektup yazdı mı diyeceğim, bir mektup yazdı mı diyeceğim? Bir mektup yazdı. Evet. Kime? Kime? İla ebiha. Babasına. MBGS. Tabii İla ebiha'nın da kendi içinde irabı var da oraya girmeye gerek yok. Kız, virgül, babasına bir mektup yazdı. Doğru. Şimdi A'nın, C'nin, D'nin neden yanlış olduğunu görelim arkadaşlar. Ketebet elbinte demiş. Su olması gerekiyordu. Harikasınız. Hocam ne fark eder T, tü? İşte bir nokta gözü ne diyorduk? Kör eder. Ketebet, C'ye bakıyorum, elbinte demiş. Yine aynı. Yanlışa doymamış, ila ebihi demiş. Ne olması lazımdı? Peki, şimdi geldik Denizli'ye. Tektubu yazıyor, güzel, problem yok. Elbintu, kız, risaleten bir mektup, ilel ebiha demiş. Arkadaşlar, şu ha marife olduğu için, marifeye muzaaf olan ebi de marife oldu. Sen buna bir daha tutup, elif lam takısı getiremezsin. Tamam mıdır? Evet. Tekrar anlatayım. İla ebiha. Burada ila car, ebi mecrur, ebi aynı zamanda muzaaf. Ha ne arkadaşlar? Muzaaf nileh. Peki zamirler? Marifedirler. Marifedir. Çok güzel. Bir kuralımız var. Onu da yazın. Marifeye muzaaf olan da marifedir. Marifeye muzaaf olan da, yani marifeye tamlanan olan da nedir? Marifedir. Zamir marife ise, ebi de marifeye muzaaf olunca o da otomatikman ne oluyor? Marife oluyor. Marife. Ben tutuyorum. Zaten marife oldu. Yok. Sen efendim marifeliğini ben kabul etmiyorum. Bir de sana elif lam takısı getireyim dersem işgüzarlık yapmış olurum. Buna da Arapça müsaade etmez. Ve donk diye bir ses gelir. Tamam. Tamam. Geldik 14. soruya arkadaşlar. Buyurun. Evet. D şıkkı. Evet. C. C diyen var, D diyen var. D bence de. Şimdi failimiz açıktan geldiğinde bir kuralımız vardı. Fiilimiz daima başta. Müfret geliyor. Evet. Buna göre yapın.
O kuralı burada işletmenin tam sırası. Olabilir yaptı. O zaman B ile D, C'yi eledim değil mi? Hocam biz D demiştik. Evet. Yok bir adım. Hocam. 5-5'e 2 tane C geldi ya onun için dedim. Evet cevabımız D arkadaşlar. Şimdi D'yi tahlil edelim. Sonra dilerseniz A, B ve C'yi neden yanlış olduğunu tahlil edelim. Ne dersiniz? Olur hocam. Ya Allah bismillah. Tek bu. Fiil cümlesi. Fiilim var. Fiilim varsa ne var? Fail var. Ve mefulüm var. En sevdiğim değil mi? Fiil, fail, meful. El mühendisetani, iki bayan mühendis, virgül. Et takrira, rapor demek. Takrir ne demekmiş? Rapor. Rapor. Yazıyorlar. Raporu yazıyorlar. Peki. Tektubu fiil. Fiil muzari, merfu. Nereden anladın merfu olduğunu? Başında nas ve cezm alameti yoksa fiil-i muzarinin merfudur. Fiil-i muzarinin başında nas ve cezm edatı yoksa neymiş? Merfudur. Merfuda ben ref alameti ararım. Bak sonundaki damme bana diyor ki ref alameti benim kardeşim diyor. Uzaklarda arama diyor. Fiil varsa fail vardır. El mühendisetani. Evet alametim ney? Tesniyedeki. Elif. Alametim elif. Et takrira mef'ul mansup. Nasb alametim ney? Fetha. Şimdi diğerine bakıyorum. A şıkkına bakıyorum. Yektubu yazıyor. El mühendisete demiş. El mühendisete. Bir şey kere gerek. Yektubu dediğine göre el mühendis olması lazım. Tamam. Ve el mühendis olması lazım arkadaşlar. Hani demiş ya adam ben senin ne rengi düzelteyim yani. Değil mi? Evet. Yani doğrusu ne olmalıydı bunun? El mühendis. Yapmışsın. Fiil ile fail arasında cinsiyet yönünden uyumu gözden kaçırmışsın. Hem de tutup faili meful yapmışsın. Allah senin canın almaya derler değil mi adama? Et-tegariru. Bu da takririn çoğulu. Takrir, rapor. Tekarir ne demek o zaman? Raporlar. Bunu da sen tutmuş damme yapmışsın. Yok artık. Tamam. Yani bu cümlenin doğrusu ne? Yektubul mühendisu ettekarira. Ettekarira. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Peki. Bizim evde ders yapıyorum bugün. Konakta değil. Birazdan bir ara verelim. Çocuk pek bırakmadı beni. Şimdi sesleniyor. Hem ona bakalım hem de biz de bir nefes alalım. Daha sonra devam edeceğiz. B'dekine bakalım arkadaşlar. Yektubu ne demiş? Failim açıktan geldiğinde fiilimi ben böyle çekimli getirebilir miyim? Hayır. Hayır hocam. Şu vavununu assaydım cümle doğru olur muydu? Olurdu. Olurdu hocam. Mühendisler rapor yazıyorlar. Yektub ne? El mühendisat. Bak failim açıktan gelmiş arkadaşlar. Ama tutmuşum ısrarla çekimli getirmişim. Ne olması lazımdı yektub ne yerine? Tektubu mu hocam? Aynen. Tektubu olması lazım. Ettegarira da bir problem yok. Evet, dolayısıyla arkadaşlar beyin fırtınası yaptık. Bak dikkat ettiniz mi? Öğrendiğimiz yani 4 gün boyunca gramer dersi gördük. Bir de ne yaptık? Ekstra videolar attık. Onları izleyenler var, izlemeyenler var. Bir de dün soru çözümü yaptık. Şimdi 14 tane soru çözdük. 14 soruda. Hocam şu soruyu da yani hafta içinde bu 5 günlük derste öğrendiğimiz şeylerden çıkmadı. Diyebileceğimiz bir şey oldu mu arkadaşlar? Hayır. Yani hep ne yaptık aslında? Sarf ve nahiv derslerimizde öğrendiğimiz bilgileri soru üzerinde tatbik ettik. Mesela şu soru ne için sorarlar bu soruyu? Bize de finalde muafiyette, yaz okulunda ne için sorarlar biliyor musunuz? Fail açıktan zikredildiğinde
fiilin daima başta müfret geldiğini öğrenci biliyor mu, bilmiyor mu? Sınavlar ne için yapılır arkadaşlar? Ölçme ve değerlendirme için. Ölçme ve değerlendirme aracıdır sınav. Burada bizim neyimizi ölçüyor? Öğrenci, fail açıktan zikredildiğinde fiilimizin daima başta müfret geldiğini biliyor mu, bilmiyor mu? Peki, bu bilgiyi biz derslerimizde defalarca verdik mi? Verdik hocam. Evet. Verdik. Demek ki arkadaşlar, gramer dersleriyle soru çözüm dersleri bir bütün. Gramer dersini kaçırırsan soru çözümde zorlanırsın. Veya sadece gramer dersine katılır, soru çözüm dersine katılmazsan bu sefer de öğrendiğin bilgiyi sorular üzerinde nasıl tatbik edeceğini bilemezsin. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün arkadaşlar. Eğer başarılı olmak istiyorsak, efendim bu işi çözmek istiyorsak dersleri bir bütün olarak görmemiz lazım. Zincirin halkalarını ilmek ilmek aynı nakış yapar gibi bir işte bir şey örer gibi ilmek ilmek nakış nakış örmemiz lazım arkadaşlar. Bilmiyorum mesajım yerine ulaştı mı? Ulaştı hocam. Peki. Şimdi müsaadenizle dersi durduruyorum. Sorunuz varsa alacağım. Yoksa ara vereceğiz. Ve devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.